بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Recep-i Şerif ayının sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Kime nasip, kime kısmet Şaban-ı Şerif ayına yetişmek ve Ramazan'ı idrak edip ihya edebilmek. Rabbim Recep ve Şaban aylarına bereket versin. Ramazan-ı Şerif'e sağlıklı, sıhhatli yetişmemizi nasip eylesin. Ve en güzel şekilde de ihya ederek bayrama ulaşmayı, hakiki bayramlarla bayramlaşmayı her birimize, aile bireylerimize, komşu ve akrabalarımıza, dostlarımıza nasip eylesin. Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde Âl-i İmrân suresinde buyuruyor ki: Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Allah Celle Celaluhu müminlere büyük bir kıyak yapmıştır. Büyük bir lütufta bulunmuştur. Onlara kendi cinslerinden bir peygamber göndererek onları pırıl pırıl tertemiz yapması sebebiyle müminlere büyük iyilikte bulunmuştur. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin beşeriyeti irşad etmek için gönderdiği, peygamber olarak gönderdiği son peygamber. Son peygamber olduğu için ve evrensel de bir peygamber olduğu için din-i celil-i İslam sadece bir Arabistan yarımadası için değil, sadece Arabistan ve Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli ve onun geldiği andan itibaren bütün zamanlar için geçerli bir din olması münasebetiyle en zengin din. Kur'an-ı Kerim en zengin kitap. İkinci bir kitaba ihtiyaç duymayacak, ikinci bir peygambere ihtiyaç duymayacak şekilde Cenab-ı Hak tanzimini yapmıştır. Dolayısıyla 1400 sene önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli. 1400 sene önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizi aydınlatmak için söylediği hikmetli sözler bizim için de, kıyamete kadar gelecek insanlar için de geçerlidir. يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini okuyor ümmetine ve yüzekkihim, onları
tertemiz, pırıl pırıl kılıyor. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği çağ, cahiliyet çağı deniyordu. Peygamber olduğu dönemde, o dönem cahiliyet asrı idi. İnsanların değerinin olmadığı, sadece egemen güçlerin zulüm, baskı ve işkence ile etrafından nemalandığı, kadınların, çocukların, yetimlerin, kölelerin insan muamelesi görmediği, kız çocukların diri diri toprağa gömüldüğü canavar bir devir idi. Bir insan kendi eşine insan değeri vermeyecek ve bir insan kendisinden doğan kız çocuğunu nasıl canlı canlı gömebilirim düşüncesine sahip olacak? Canavarlığın bundan ötesi olmaz. Bir de bizim Karadeniz memleketinde ağalık sistemi pek fazla yaygın değildir. Olan yerler var. Bazı bölgelerde ağalık sistemi çok fazla revaçtadır. Ancak yaylalarda eskiden yaylaların sahipleri vardı. Bir kişi, iki kişi. Onlara ağa denirdi. Bu ağalar yaylaya gelen kişilerden icare ücret alırlardı. Onlara müstecir denirdi. Bu yaylanın ağası benim diyorlardı. Ve bu yaylaya gelmek isteyen işte her sene bana şu kadar yağ verecek, şu kadar peynir verecek. O zaman yağ ile peynir ile efendim ücret ödenir idi. Şimdi ağa oturuyor yaylanın dağın tepesinde, çayırda, çimende. Vatandaş getiriyor, ücret olarak tayin edilen yağı getiriyor, peyniri getiriyor, ağaya teslim edecek. Ağa onunla muhatap olmamak için işaret ediyor 50 metre öteye, oraya bırak git diyor. Yani yukarıdan insanlara bakmak, tepeden insanlara bakmak. Bir insan ev sahibi olabilir, öbürü kiracı olabilir. Ev sahibi kiracıdan daha üstün bir insan demek midir? Kiracı ev sahibinden daha düşük bir insan demek midir? Ne ev sahibinin kiracıya, ne de kiracının ev sahibiye hakaret etme hakkı yoktur. Onu küçümseme hakkı yoktur. Şunu söyleyeceğim. Mesela ben bizim bölgedeki yaylalarda çok fazla bilgim olmamasına rağmen daracık bilgimle söylüyorum. Falan ağa fişman ağa derlerdi ve anlatırlar yağ peyniri kira olarak ödedikleri yağ peyniri nasıl tahsil ettiklerini anlatırlardı. Ama şimdi bakın o ağaların hiçbirisi toprağın üzerinde değil ve arkalarından Fatiha okuyan da yoktur. Yani siz insanlara tepeden bakarsanız hayattayken ölmüşsünüz de farkında değilsiniz. Öldüğünüz zaman hepten yok oluyorsunuz. Kimse sizi Fatiha ile, kimse sizi hayırla yad etmiyor. Bir insan öldüğü zaman çevresindeki biriler "Oh be! Bir sıkıntıdan kurtulduk." diyorlarsa, "Bir zalim devrildi." diyorlarsa aslında bu yaşarken de ölmüştü. İnsanların gönlünde ölmüştü. Bu bakımdan cahiliyet döneminde insanlara tepeden bakıyordu güç ve iktidar sahibi olanlar. Köleleri insan yerine koymuyorlardı. Kadınlara insan tadadı arasında yer vermiyorlardı. Böyle bir dönem. Haklı kimdir? Güçlü kimse odur haklı. Haksız kimdir? Güçsüz kimse odur haksız. Bu cahiliyetin ta kendisi. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ortamda ne yapmıştır? Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberlik vazifesini kendisine verilerek irşada
bu insanları adam etmeye başlamıştır. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göreve başladığı andan bir öncesine bakıyoruz. Yeryüzünün en canavar insanları, en merhametsiz insanları. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhumayı seviyor, onlarla oynuyor torunlarıyla. Onları öpünce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi aleyhi mecmen bir tanesi diyor ki: "Ya Resulallah, sen çocuklarını, torunlarını öper misin?" "Öperim." dedi. "Biz," dedi, "çocuklarımızı, torunlarımızı öpmeyiz." Efendimiz de buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem: "Eğer Allah senin kalbinden merhameti soyup aldıysa ben ne edeyim sana? Ya bir dede torununu sevmez mi? Bir baba yavrusunu sevmez mi? Torununu sevmeyecek kadar, öpmeyecek kadar merhametsiz olur mu? Eğer Allah senin kalbinden merhameti soyup aldıysa ben ne yapayım?" dedi. Evet, şu noktaya geliyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zor bir kavmi teslim aldı ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin rahle-i tedrisatında eğitim gördükten sonra onlar dünyanın en medeni insanları, en merhametli insanları, en temiz insanları olmuşlardır. Meşhurdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de Bedevilerden birisi geliyor. Bedevi dediğimiz şehir hayatına alışkın değil, çadırlarda yaşamıştır. Dolayısıyla bunun kültür olarak, edep olarak kat ettiği mesafe azdır. Geliyor, mescitte Efendimiz'i dinliyor. Biraz dinledikten sonra çok affedersiniz, küçük abdest ihtiyacı zuhur ediyor. Kalkıyor, tabii mescit böyle halı değil, çakıl taşları var, bazı yerlerde hasır var. Gidiyor o mescidin bir tarafında küçük abdest ihtiyacını görüyor, görmeye başlıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 30 yaşında, 40 yaşında bir insan, aklı da başında, mescid olarak çevrilmiş ve mescid olarak tahsis edilen bir yerde, bir de orada başkaları da var, insanların yanında ne yapabiliyor? Sırtını çeviriyor, küçük abdestini bozmaya teşebbüs ediyor. Bu manzarayı görenler hemen feveran ediyorlar, adamın üzerine doğru çullanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bırakın diyor. Adam başladı bir defa, yarıda kalmasın. Nasıl olsa batan gemi yan gider derler ya. Nasıl olsa işin bir kısmını bitirdi. Adam affedersin işini bitirdikten sonra çağırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ona çok güzel bir şekilde izahta bulundu. Dedi ki bak, burası mescittir. Mescitler Allah'ın yeryüzünde en hayırlı mekanlarıdır. Buralar namaz kılmak için, secde edilmek için, Allah'a ibadet ve zikir yapılmak için inşa edilmiş yerlerdir. O senin yaptığın şey mescitte olmaz dedi. Sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhi ve ecmen adamı döveceklerdi. Efendimiz ona böyle yaklaştı. Ve oradakilere dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alın su, kovayla beraber dökün üzerine. Onun kirlettiği yere kovayla dökün. Çakıl taşı olunca da kovayla beraber de üzerine su dökünce orası temizlenmiş oldu. Şimdi burada üzerine parmak basmak istediğim nokta şurası. Camiye geldiğinde, küçük abdest ihtiyacı olduğunda o caminin içinde ben bunu yapabilirim diyecek kadar karakter olarak, efendim, olgunluk olarak, medeniyet olarak bunu anlamaktan geride kalmış insanlar idiler. Ama ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
bu insanları çok güzel bir şekilde eğitmiştir. Eğer bizim lisanımızla söyleyeceksek öğretmen diyoruz. Bunun Arapçası muallimdir, öğretici demektir. Efendim üstad da diyoruz Arapçada biz buna. Eğer muallimler sıraya koyulup ve bunlar üzerinde bir derecelendirme yapılacak olsaydı, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünya tarihinde muallimlik noktasında, öğretmenlik noktasında bir numarayı alır. Biz şimdi kendimizi düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin camide çiş yapan kişiye yaklaşım tarzını böyle dinledik, değil mi? Bunu duyduğumuz halde, bildiğimiz halde efendim caminin içerisinde bunun dörtte bir yanlışını yapan birisini görsek adamın gırtlağını sıkmaya kalkarız. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide çiş yapmaya kalkan insana, müdahale edenlere bırakın, müdahale etmeyin, zaten yarısını bitirdi, adam işini bitirsin. Bitirdikten sonra kendisi muhatap oluyor, oradakileri muhatap kılmıyor. Gel diyor, senin bu yaptığın iş var ya, bu gibi yerlerde olmaz. Burası camidir, mescittir, mescit Allah'a secde edilen, ibadet edilen yerdir. İbadet edilen yerde, secde yapılan yerde bu yaptığın şey asla olmaz. Bir daha yapma demiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşım tarzı o insanı etkilediği gibi o meclise olanların hepsini etkilemiştir. Asırlar sonra bu tavrı biz kendi aramızda müzakere ederken bile ne büyük muallimlik, ne üstün ahlak, ne güzel tavır ve davranış diyoruz. Bu davranışın olgunluk seviyesinin mükemmel olduğunu, bundan ötesinin olmadığını anlıyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ayetlerini bize okuyor. Ayrıca bizi ne yapıyor? Temizliyor diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl temizliyor? İşte tavır ve davranışlarımızdaki yanlışları ondan dinleyerek temizliyoruz. Efendim inancımızda, kalbimizde, ahlakımızda var olan yanlışlarımızı ondan öğrenerek temizlemiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, şöyle bir noktayı paylaşayım sizinle. Hepimiz beşeriz. Evli olan ve yuvası olan, aile reisi olan kardeşlerimiz. Elbette dünya hayatı cennet değildir. Kimse dünyayı kendisine cennet yapamaz. Ben aile hayatı içerisinde hiçbir problem yaşamadım, yaşamıyorum, yaşamam da kimse diyemez. Eğer hiç problem yaşamayan birisi olsaydı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem problem yaşamazdı. Zaman zaman eşlerine küs olduğu, zaman zaman yataklarını terk ettiği, hatta bir tanesine bir talak vererek onu boşadığı, daha sonra efendim Cibril-i Emin'in tavsiyesiyle yeniden onunla efendim aile hayatını devam ettirdiği, taht-i nikahını aldı. Bunlar sabit şeylerdir. Yani aile hayatı içerisinde sıkıntı yok diyemezsiniz. En çok sevdiğiniz kızla evlenmiş olsanız yine hayatınızın akışı içerisinde senin yanlışların olacak, onun yanlışları olacak, her ikinizin yanlışları olacak. Burası dünyadır, cennet değildir. Ben size garanti veriyorum. Cennetin kapısından içeri ayağımızı atalım. Cennete bir girelim. Hem vallahi hem billahi hem tellahi. Cennette binlerce sene yaşasak eşlerimize bir defa problem yaşamayacağız. Bir defa problem yaşamayacağız. Orası cennet. Dünyayı kimse cennet yapamaz. Ancak şurasını ben paylaşacağım sizinle. Eşlerimiz de birer insan mı? Onlar da birer insan. Onların da bizim gibi arzu ve ihtiyaçları var mı? Var. Biz kendimize değer verilmesini ister miyiz? İsteriz. Peki onlar da kendilerine değer verilmesini ister mi? İster. Peki ben bana değer verene değer veriyorsam,
bana değer vermeyen benim de gözümden düşüyorsa, bir adam bize değer vermiyor, selam veriyoruz, selamımızı almıyorsa, bizim gönlümüzde de o insanın değeri düşüyor, doğru mu? Doğru. Bir insan bizi gördüğünde iltifat ediyorsa, kucaklıyorsa, değer verdiği anlaşılıyorsa, biz de, bizim nezdimizde de o insanın bir değeri vardır. Bu, bir başkası olduğu zaman böyle olduğu gibi, çocuklarımızla kendi aramızdaki münasebetlerde de böyledir. Kardeşlerimizle kendi aramızdaki münasebetlerde de böyledir. Kardeşimiz bize değer veriyorsa bizim gözümüzde kardeşimiz büyüyor. Kardeşimiz bize adam yerine koymuyorsa bizim gönlümüzde de o küçülüyor. Şimdi kıymetli dostlar, eşimiz de böyledir. Belki en çok değer vermemiz gerekenlerden birisi, hayatımızı hep kendisiyle paylaştığımız için hayat arkadaşımız olduğundan dolayı eşimizdir. Biz ona değer verirsek o da bize değer verir. İkimiz birbirimize değer verirsek yuvada huzur olur. Yuvada huzur olunca bu huzur çocuklara yansır. Bu huzur çocuklara yansıyınca bu yuvadan yetişecek çocuklar, kız olsun erkek olsun, yarın bunlar da birer yuva kurdukları zaman mutlu bir yuvada yetişen bir delikanlı bir mutlu bir yuva kurmayı hedefler. Mutlu bir yuvada yetişen hanım kız mutlu bir yuva kurmayı arzular ve hedefler. Bir senesi yıllarca önce burada bir Ramazan mevsimiydi. Ramazan mevsiminde 60 yaşları civarında bir kardeşimiz gelmiş idi. Aradan bir 60 sene daha geçse ben unutamayacağım bir manzara idi. Şunu söyledi bana. Hocam dedi, ben yanılmıyorsam 40 senelik evliyim dedi. Hanımımın bana bir gün sabah kalkıp da kahvaltı verdiğini hatırlamıyorum. 18 yaşında kızım var dedi. Ramazan'dan önce kızıma dedim ki, belediyeye gideceğim, işim var, resmi dairelerde işim var. 9.30'da belediyede olacağım, 9'da bana kahvaltı hazırla da karnım aç gitmeyeyim. Kızım bana dedi ki, 18 yaşındaki kızım, aşk olsun baba, sen beni hizmetçi olarak mı görüyorsun? Sen beni hizmetçi olarak mı görüyorsun? Kıymetli dostlar, 18 yaşındaki bir hanım kız, babası söylemeden kahvaltı hazırlaması gerekmez mi? Evde duruyor. Babası, kızım ben işim var, saat 9.30'da dairede olacağım, bir kahvaltı hazırla, saat 9'da kahvaltı yapayım da gideyim dediği halde kız ona, benim sana benden kahvaltı hazırlamamı beklemen, beni hizmetçi yerine koyman demektir. Şimdi bu kız, bu havayı nereden almış? Çünkü bunun annesi bir kere sabah kahvaltısı babasına vermemiş. Kocasına bir kere sabah kahvaltısı vermemiş. Kız da bunu görmüş mü? Kız da böyle büyümüş mü? Büyümüş. O da nasıl yapıyor? Bugün babasına, 18 yaşındaki bir kız saat 9'da babasına kahvaltı vermeyi kölelik kabul ediyorsa, bu kız evlendiği zaman sizce yuvasında mutlu olabilir mi? Yuvasında mutlu olabilir mi? Mutlu olamaz. Mutlu olamayınca ne yaparlar? Aa, kocamla geçinemiyorum, o beni sevmiyor, ben işte aramızda sevgi yok. Acaba bizi sihir mi yaptılar? Sen kendi kendini sihir ettin, başkası seni sihir etmedi ki. Kendini beğendirecek, kabul ettirecek, sevdirecek tavır ve davranış ortaya koymazsan, sihir kendindendir, başkası sana sihir yapmamış ki. Bir kadın evinde kocasına, çocuklarına kahvaltı hazırlamayı külfet kabul eder, beynin elbisesini ütülemeyi, onu dışarıya çıkarken doğru düzgün girdiği toplum içerisinde yüz aklına vesile olabilecek tarzda çıkışını eğer merak etmez, bunu önemsemezse, atıyorum giydik ceketimizi, çıktık dışarı, elbisemizi çıktık, gittik iş yerimize, aa sırtında leke var diyorlar, aa şurası sökük diyorlar, biz ne yapıyoruz? Mahcup oluyoruz. Bu mahcubiyet nereye yansıyor? Akşam eve geldiğimizde evde kıyamet kopuyor.
huzursuz bir ailede yetişen kız olsun, erkek olsun, onlar yeni bir yuva kurdukları zaman onlar da huzursuzluk yaparlar. Alışmış çünkü onlar. Alışmışlardır. Bu bakımdan eşlerimiz bizim için dünyada kendilerine en çok değer vermemiz gerekenlerin başında gelir. Elbette annemizin, babamızın yerini hiç kimse dolduramaz. Annenin yedeği yok, babanın da yedeği yok. Bunların istemnesi yok. Ancak annenle 24 saat beraber değilsin ki, babanla da 24 saat beraber değilsin. Ayrı bir yuva kurduğun zaman sen bağımsız bir ailesin. Annene, babana yapman gereken hizmetler var. Hizmete muhtaç oldukları zaman yapman gereken daha ciddi işler var. Ama eşin öyle değil ki. Eşin 24 saat, yani aile hayatı beraber devam ediyor. Beraber devam ettiğine göre sizin ikinizin arasındaki münasebetler doğacak olan çocuklara, o evde büyüyecek olan çocuklara yansıyacaktır. Bir kız çocuğu veya bir erkek çocuğu babasının annesine kıymet vermediğini, babasının annesinin isteklerini kale almadığını görürse veya hanımın, annesinin babasının sözlerini kale almadığını, dinlemediğini görürse, bu 1, 2, 3, 4, yarın bu kız çocuğu büyüyecek ve bu da bir yuva kuracak. Yarın kocası da ona bir şey söyleyecek. Annesi babasının sözünü kale almıyorsa, bu da yuvaya gittiği zaman, yeni yuva kurduğu zaman kocasının sözünü kale almayacak. Kocasının sözünü kale almayınca evde ne olacak? Tatsızlık olacak. Tatsızlık olunca bu sefer cincilere gidecekler. Acaba bize sihir yapar mı var? Yok kardeşim, sana kimse sihir yapmadı. Sana anan baban sihir yaptı. Niye? Çünkü böyle kötü bir alışkanlıkta yetiştirdiler seni. Sen de aynı yanlışları yuvaya taşıdın. Aynı yanlışları yuvaya taşıyınca ne oluyor? Aradaki sevgi azalıyor. Bakın dostlar, aramızda gençler vardır. Bir delikanlı, siz de gençliğinizi yaşadınız. Bir delikanlı evlenmeden önce sevdiği bir kızın yanlışlarını yutar. Hep iyiye yorumlar. Ancak evlendikten sonra yanlışlarını hep iyiye yorumlamaz. Diken gibi batmaya başlar bu sefer. Onun için aile hayatında huzur ve mutluluk çok önemlidir. Şu noktaya geleceğim ben. Mevzumuz sadece bu değil. Şu noktaya geleceğim. Bir yuvada huzur ve mutluluğun aksadığı noktaları şöyle gözden geçirsek. Hocam ben işte şu sorunu yaşadım, bu sorunu yaşadım, şu sıkıntıyı yaşıyorum, bu sıkıntıyı yaşıyorum diye. Eğer sıkıntılarımızı böyle kağıda döksek, yazıya döksek, hepsinin temelinde ya bir ayete muhalefetimiz var bizim, ya bir hadis-i şerife muhalefetimiz var. Yani Efendimizin bize öğrettiklerinin dışına çıkıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Bu yanlış nereye yansıyor? Yuvaya yansıyor, huzura yansıyor, birlik ve beraberliğin aksamasına yansıyor. Bu bakımdan Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor 14 Nisan'dan itibaren bu hafta. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili, onun mesajlarıyla ilgili çok şeyler konuşuldu. Çok şeyler siz de dinlemişsinizdir değişik yerlerden. Ben sizinle kalan zaman içerisinde şu noktaları paylaşmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hor bir milleti, cahil bir milleti, görgüsüz bir milleti, edepten yoksun, merhametten yoksun bir milleti teslim aldı. İlk hidayet çalışmasını onlarda başladı. Ve onlarda اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Artık ben, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, artık ben sizin için dininizi tamamladım buyuruyor. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahle-i tedrisatında eğitilmiş olan o sahabe-i kiram, dünyanın en medeni insanları, en merhametli insanları olmuşlardır. Ahlakın tekamül etmişlerdir. Bu nasıl olmuş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitiminden geçince onlar Efendimiz'e kulaklarını sallallahu aleyhi ve sellem tamamen açmışlar. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهِ Mevla buyurur ki فَبَشِّرْ عِبَادِ Kullarıma müjde ver diyor. Hangi kullarıma?
اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ sözü dinliyorlar da فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ en güzeline uyuyorlar. Şimdi bakın dostlar, biz her cuma konuşuyoruz, sohbet ediyoruz Türkiye'de, İstanbul'da. Bu cumalarda güzel bir usuldür, güzel bir adettir. Çünkü başka türlü vaaz, sohbet dinleme şansımız olmuyor. Biz de sohbet etmekten üşenmeyiz. Efendim, ayet ve hadisler merkezde olmak üzere Kur'an'ın dinin özünden siz dostlarımızla müzakere etmeye, mübahase etmeye çalışıyoruz. Siz kardeşlerimiz de Allah hepinizden razı olsun, erken geliyorsunuz, birkaç kelime duyalım diyorsunuz, birkaç kelime dinleyelim diyorsunuz. Burası çok güzel. Fakat buradan sonra bir sonrası daha güzel olması lazım. Nedir o? Dinledik, işittik. Burası güzel. Ama Mevla buyuruyor ki febeşşir ibad, kullarıma müjde ver diyor. Hangi kullarıma? Ellezine yestemi'unel kavle, nasihati dinleyen kullarıma söz müjde ver. Nasihati dinliyorlar da feyettebi'une ahsenehu. O dinledikleri vaaz, sohbetin en güzeline hayatlarını ona göre tanzim etmeye başlıyorlar. Yani sohbeti oturdukları zamanki manzarayla sohbetten kalktıktan sonraki manzaraları aynı olmuyor. Hayatlarında değişiklik yapıyorlar, kendilerini düzeltiyorlar. İşte bunları müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ Allah'ın kendilerini hidayet erdirdiği insanlar bunlardır. Gerçek akıl sahibi insanlar bunlar diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bu bakımdan dinlemek ne kadar güzeldir. Dinleyenler dinlemeyenlere göre çok ileridedirler. Dinledikten sonra duyduklarımızı anlayıp kavrayıp hayatımıza taşımak, yuvamıza taşımak işin asıl arzu edilen tarafı burasıdır. Burasını da gerçekleştirdiğimiz zaman hidayetin tamamını elde ettik demektir. Ve gerçek akıl sahibi insanlar da bunlardır diyor Allah Celle ve Ala Hazretleri. Şimdi kıymetli dostlar, namaza dururuz. 4 rekat namaz kılıyorsan 4 dakikada biter. 10 rekatlı namaz kılıyorsan 10 dakikada biter. Oruç tutuyorsan sabahleyin başlıyorsun, akşama bitiyor. Zekatı anında veriyorsun, bitiyor. Haç dediğin işte 10 gün, 15 gün, 20 gün, bir aydan neyse bitiyor. Bunlar ibadettirler, güzel ibadettirler bunlar ama bunların hepsi nedir? Sınırlıdır, süresi sınırlıdır. Ama bir ibadet vardır ki o nereye gidersen git seninle beraber gelir ve durmadan ibadet olarak devam eder. O da nedir? Güzel ahlak. Güzel ahlak. Namaz kılarken de güzel ahlaka ihtiyaç var. Namazdan önce de ihtiyaç var, namazdan sonra da ihtiyaç var. Sokağa çıktığımızda, otobüse bindiğimizde, metroya bindiğimizde, metrobüse bindiğimizde, pikniğe gittiğimizde, parka gittiğimizde, lokantaya gittiğimizde, büfeye gittiğimizde ahlaka ihtiyaç var. Evimizde, çoluğumuzla, çocuğumuzla olduğumuzda, yemekte, sofrada, yatakta olduğumuzda da ahlaka ihtiyaç var. Nereye gidersek ahlakımız bizimle beraber gelir. Dün bir hoca efendinin, değerli bir hoca efendi, seyitlerden bir hoca efendinin dersini dinliyorum. Dersinde de konu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri var. Cihatla ilgili, cihadın faziletiyle ilgili bölümleri okuyor. O bölümlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki savaşa gidip şehit olan, Allah için şehit olanın bütün günahları silinir. İllet deyne. Ancak birilerine borcu varsa, kul hakkı varsa onlar hariç. Demek ki bir insan Allah yolunda savaşa gidince, canını o yolda feda edince ne oluyor? Bütün günahlar siliniyor. Ama hangisi silinmiyor? Kul hakkı silinmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesi huzuruna gelen kişilerle ilgili sorardı. Bu arkadaşınızın kimseye borcu var mı? Yok derlerse cenazesini kıldırırdı. Borcu var derlerse o zaman sorardı. Bunun borcunu ödeyecek kimse var mı? Birisi öder, ben ödeyeceğim derse yine namazını kılardı. Hayır, adamın borcu var. Borcunu ödeyecek kimse de çıkmıyorsa o zaman Efendimiz ben namazını kıldırmayacağım, siz kılın derdi.
borçlu olarak ölen kişinin cenaze namazını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıldırmazdı. Bu hadis-i şerifleri okuyor Hoca Efendi. Allah dostlarından birisinden bahsetti. Dedi ki falanca zat Evliyaullah'tan bir veliydi. Vefat ettikten 6 sene veya 7 sene sonra bir tanesi talebelerinden, severlerinden birisi onu zuhuratında veya rüyasında görüyor. Efendim diyor, sultanım nasılsınız? Sorma diyor. Hesaptan yeni çıktım. Hesaptan yeni kurtuldum diyor. 6 sene sonra. Neyin hesabı diye sorduğunda şu cevabı vermiş. Bir gün camiye giderken komşunun duvarından ve bahçesinden bir kürdanlık aldı. Onun haberi olmadan bir kürdanlık aldım dişlerimin arasını karıştırmak için. Dolayısıyla hem sen derviş adamsın, hem camiye gidiyorsun, hem de komşunun bahçesinden kürdanlık alıyorsun, ondan izinsiz ve ondan helallik istemeden bunu nasıl yaparsın? 6 senedir bunun hesabından yeni kurtuldum diyor. En azından bu manzara bize kul hakkına dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Bir gün bir kardeşimiz gelmişti bana. Ona tarif etmem gereken, izah etmem gereken bir konu vardı. Tarif ettikten sonra, izah ettikten sonra da tarif ettiklerimi, izah ettiklerimi bir kağıda efendim yazılı bir şekliyle beraber ona teslim ettim. Ancak kağıdı da kendisine teslim ederken efendim o lastikler var ya, kağıt kırılmasın diye lastik, yuvarlak bir şekilde kağıdı yaptım. Kağıt değerlidir çünkü. Teslim ettim, bir lastikle beraber teslim ettim ona, gitti arkadaş. Bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra geldiğinde bir kutu lastik getirdi bana. Hani o paraları sardığımız lastik var ya, veya kağıtları sardığımız lastik. Bir kutu lastik getirdi bana. Dedim hayırdır, şimdiye kadar bana kimse böyle lastik falan getirmedi, nereden çıktı? Dedi geçen de sen dedi bana dedi bir kağıt verdiğinde dedi lastik verdin ya dedi. Sonra düşündüm bu dedi burası vakıftır. Bu lastik de vakfın parasıyla alınmıştır. Öyleyse bunun hakkı bende kalmasın. Ne yapayım? Ben de bir kutu olarak götüreyim dedi. İnanın ki bu kardeşimizin bu anlayışı, bu tavrı beni gerçekten çok fazla etkiledi. İnce anlayış, ince bakış. Ne olacak? Yani bir kürdan diyorsun, geçiyorsun. Bir lastik deyip geçiyorsun. Aslında geçmemek lazımmış. Demek ki bir insan Allah yolunda canını feda ettiği zaman ne oluyor? Şehit oluyor. Şehit olsa bile ona borcu var, buna borcu var, ona hakkı, kul hakkı var, buna kul hakkı var. Bunlar silinmiyor. Bunları ödeyecek, ahirette ödeyecek bunları. Öyleyse kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ridvanullahi aleyhim ecmaini ahlak ve medeniyetin çukurundan teslim aldı, zirvesine yükseltti. Ama nasıl yükseltti? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey anlatırken kendileri çok dikkatli dinlerlerdi. Çok dikkatli dinlemelerini anlatırken derler ki biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerken sanki kafamızın üzerinde, başımızın üzerinde kuş var gibi dinlerdik. Yani başımıza kuş konsa, azıcık sallarsak kafamızı kuş uçar, uçmaması için kafamızı sallamayız. Biz de Efendimiz'i dinlerken böylesine dikkatli dinlerdik derlerdi. Sohbete, Efendimiz'in sohbetine oturdukları zamanki manzaraları ile sohbet bittikten sonraki manzaraları farklıydı. Yani oradan öğrendiklerini anında hayatlarına taşıyorlardı. Bu bakımdan Efendimiz'i dinlediklerinden dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel muallimliği ile dünyanın en güzel insanları oldular. Şimdi dünyanın neresinde vaaz, sohbet varsa, neresinde insanları ahlaka, medeniyete davet eden dini içerikli yazılar varsa hep onlardan örnek verilir. Efendimiz'den örnek verilir, sahabe-i kiramdan örnek verilir. Çünkü onlar bu ahlakın ve medeniyetin zirvesine yükselmişlerdi. Şimdi ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
Ebu Zer Hazretlerini irşad etmek ve onun gönül dünyasını ihya etmek maksadıyla ona ve ondan sonra kıyamete kadar gelecek biz ve bizden sonrakilere, bizden öncekilere rehber olacak şu hadis-i şerifini bir kulak verelim. Başka bir şey değil, sadece bu hadis-i şerifin ışığı kalbimizi aydınlatsa, gittiğimiz her yerde bu hadis-i şerifin ışığı kalbimizde olsa yeter, bize artar bile. Diyor ki Ebu Zer Hazretlerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İttakillâhe haythumâ künte. Nerede olursan ol, dağda, bayırda, tek başına, başkalarıyla, uçakta, bisiklette, arabada, otobüste, metrobüste, nerede olursan ol, her olduğun yerde bir defa takva yanında olacak, Allah'tan korkacaksın. Hani bazı insanlar yazın tatile çıktıkları zaman böyle açık ve saçıkların kamplarının bol olduğu yerlere giderler. Oraya gittikleri zaman nasıl olsa onları tanıyan da yoktur. Tamamen sosyete olurlar. Tamamen sosyete olurlar. Bir tanesi bana dedi ki, hanımıyla arası ayrıldı, açıldı. İşte boşayayım mı, boşamayayım mı sıkıntı yaşamaya başladılar. Geldi bana şimdi derdini anlatıyor. Diyor ki hanıma dedim ki diyor, gel diyor falanca yere tatile gidelim. Sosyete bir yere, açıkların, çıplakların kampı olan bir yere gidelim dedi. Tamam dedi, hanım da çok hoşuna gitti. Havaalanına gittik dedi, daha uçağa binmeden başörtüsünü çıkardı. Hanım dedi, ne yapıyorsun? Tatile gidiyoruz dedi. Ya etme gitme, tatile gidiyoruz dedi. Sonra gittik diyor, gittiğimiz yere neyse diyor, uçaklar biletleri alınmıştı, gittik gittiğimiz yere. Geliyorum ben otelde, yatıyorum odama, hanım yok piyasada. Bakıyorum ki başkalarıyla beraber oturup kalkıyor falan. Boşayayım mı, boşamayayım mı diyor. Şimdi ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İttakillâhe haythumâ kûnte. Uçakta mısın? Türkiye'de misin? Başka yerde misin? Rusya'da mısın? Çin'de misin? Nerede olursan ol. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Mekandan münezzehtir. Allah'tan korkacaksın. Her gittiğin yere tekvâ ile gideceksin. Hacca bile giderken tekvâ ile gideceksin. İkincisi ve etbi'i seyyiyetel hasenete temhâ. Beşersin, yanlış yaptın. Ayağın kaydı, günah işledin. Hemen tevbe edeceksin. Hemen bir iyilik yapacaksın arkasında. Eğer sen bir kötülük yaptıktan sonra arkasından hemen iyilik yaparsan, o yaptığın iyilik onu siler götürür. Bırakmayacaksın amel defterinde, uzun süre kalmayacak. Beşersin, yanlış yapabilirsin. İki. Üçüncüsü de ve hâlikin nâse bi hulukin hasen. Çocuklarınla, eşinle, komşularınla, akrabalarınla hep iyi geçineceksin. Komşun senin de, senden şikayetçi olmayacak. Bir gitse de kurtulsak demeyecek. Eğer bunu söyletiyorsan sen zulmediyorsun. Kul hakkı var üzerinde. Komşusu komşusundan razı değilse kolay kolay cennete giremez. Komşumuza zulmedemeyiz, haksızlık yapamayız. Anamıza, babamıza, diğerlerini de yapamayız. İnsanlarla iyi geçineceksin ki o zaman bütün bunları yaptığın takdirde Allah'ın sevgili kulu olursun diyor Ebu Zer Hazretlerine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifleri bizi de irşad ediyor. Bu güzel ahlakı biz takındığımız zaman hem dünyada hem ahirette, hem toplum içerisinde hem aile içerisinde her yerde sevilir ve sayılırız kıymetli dostlar. Ezan-ı Muhammedi bitti. İki noktayı arz edeyim. Bir tanesi kıymetli dostlar, Nisan ayı itibariyle, bu ay itibariyle biz önümüzdeki sezonda alacağımız öğrencilerin kayıtlarını alıyor ve 29-30 Nisan'da da mülakatlarını yapıyoruz. Bu ayın sonunda alacağımız dördüncü sınıftan beşinci sınıfa geçen öğrencilerin mülakatlarını yapacağız. Çocuklarınızdan, torunlarınızdan, yeğenlerinizden. Ben çocuğumun, torunumun, yeğenimin hafızı kelam olmasını, ehli Kur'an olmasını, hem dünya ilimlerini hem ahiret ilimlerini cem etmesini istiyorum diyorsanız, bu kurumlarda efendim istifade etmesini istiyorsanız ön kayıtlar başlamış, internet üzerinden kayıt yapabilirsiniz. 29-30 Nisan'da bunlarla ilgili mülakat gerçekleşecektir. 8'den 9'a geçen öğrencilerle ilgili de yine Kur'an eğitimimiz var, hafızlık bölümümüz var. Onların da mülakatı 6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecektir. Bu konuda 8'den 9'a geçen öğrencilerimizle ilgili 6-7 Mayıs, 4'ten 5'e geçen öğrencilerimizle ilgili de 29-30 Nisan tarihlerinde mülakat yapılacak. Daha önceden ön kayıt yapılıp efendim bu tarihlerde mülakat kazanıldığı takdirde bunlar önümüzdeki dönem
bizdeki öğrenciler arasında yer almış olacaklar. Ayrıca kıymetli dostlar, Kocatepe olarak burada Kur'an hizmeti başladığı andan itibaren her sene bir hafızlık icazet merasimi yapılıyor idi. Bir iki sene hafızlık icazet merasimini Fatih Camisi'nde yaptık. Ama buradan cemaatimizden ve dostlarımızdan, mahalle sakinlerimizden hocam bu merasimin bereketinden Kocatepe'mizin istifade etmesini istiyoruz dediler. Onlardan gelen bu teklifi de biz de makul gördük. İnşallah 14 Mayıs'ta burada hafızlık icazet merasimimiz olacak. Hafızlık icazet merasimi görkemli bir hafızlık icazet merasimi olacak inşallah. Onun feyiz bereketinden istifade edebilirsiniz. Bizdeki şu andaki talebelerimizin bir kısmı sizin gibi dostlarımızın hafızlık icazet merasimi olduğunda kendi çocuğunu, torununu buraya getirip o merasimdeki çocukları ona gösterdiğinde ben de böyle olmak istiyorum demiştir. Çocuklar da ondan heveslenerek gelmişlerdir, hafız olmuşlardır. Çocuklarınızla bu işi sevdirebilmek için merasime ailece gelin. Efendim zaten yemeklidir ama yataklı değildir. Ayrıca bu sene inşallah daha sonra bir başka icazetimiz de olacak. Senede bundan sonra iki tane icazetlerimiz olacak. Birisi hafızlık icazeti olacak, birisi de Kur'an'ın manasını öğrenmiş, tefsirde, fıkıhta, hadiste, ilmi kelamda alim olmuş kardeşlerimizin icazeti olacak. Daha sonra bir de kıraat ilmiyle ilgili inşallah icazetlerimiz olacak. Sizden aldığımız hızla biz bu hizmetlere Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Devam etmeye de inşallah gayret edeceğiz. Kıymetli dostlar, yardım olarak ilçemizdeki cami ve Kur'an kursları ile ilgili Diyanet Vakfı merkezli yardım talep ediliyor. Buradaki hizmetleri zaten biliyorsunuz ve sizin hizmetlerinizle, himmetlerinizle yürüyor. Elhamdülillah gittiğim yerlerde de sizi örnek olarak görüyorum. Geçen de Pendik'te bir camideydim. Dedim ki bizim camideki cemaatimiz çok verimlidir. Hizmetleri üstlenmiştir ve küçük olarak aldığı 38 kişiyle başlattığı hizmeti şimdi 1000'in üzerinde öğrencisi vardır. Allah sizden razı olsun. Bütün sıkıntılarınızı izale eylesin. Ölülerinize rahmet eylesin. İş yerlerinizdeki sıkıntılarınızı yok eylesin. Yuvanızdaki huzursuzlukları yok eylesin. Kazancınızı bereketli ve bol eylesin. Çocuklarınızı hayırlı eylesin. Rabbim ülkemize de birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Evet, camiye girişte artık alıştığınız bir şeydir. Sol tarafta, çıkarken sağ tarafta faturalar gözüküyor. Bunlar ellerinizden öperler. Ellerinizi öptürmeseniz de faturaları öptürün, ne olacak yani. Bazı kardeşlerimiz gelirken zaten alışmışlardır, alıyor kendi dişine göre veya arkadaşlarıyla müşterek olarak hallediyorlar. Ben inanıyorum ki bunlar yüzünüzü ve yüzümüzü ak edecek inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, dünya ahiretiniz mamur olsun. Lillahi'l-Fatiha.